Selamlar. Şu an biz burada dikenler tacını daha önceden ben budayıp ekmiştim. Onun gelişimi oldu. Onu göstermek istiyorum. Bir tanesini de saksıya alacağım. Bütün hepsi tuttu desem yeri var. Böyle yeşillenenler var. Böyle yapraklananlar. Hatta şu çiçeği iyice parladı. Yalnız şurada sonradan ektiğim var. Hala bir hareketlenme yok. Bunun rengi turuncu. Bizimki şu an anlatacağımız buradaki poşete koyup arasına toprak koyup streç filmle sardığım parça. Bunun içi kök salmış. Bu hava almadan toprağın içinde beklettim ben bunu. Bakalım nasıl damarlanma yapmış. Onu göreceğiz. Sonra da yeni bir saksıya dikeceğim. Böyle kökünü görebilir miyiz? Kökündeki çıkan damara bakabilirsiniz. Yalnız ben bunu ilk yaptığımda biraz hatalı yaptım. Toprağı nemliydi ama daha fazla nemlendirsem daha iyi olurdu gibi geliyor bana. Bakın böyle köklerine. Toprağın içindeki, daha doğrusu streç filmin içindeki hava almadığı için daha çabuk kök salmış. Şimdi bunu direkt hazırladım toprağa ekiyoruz. Buradaki püf nokta benim anladığım kadarıyla, tabii ki bunları ben de yeni tecrübe ediniyorum. Deneme yanılma yöntemleriyle desem yeri var. Buradaki püf nokta, yani hani saksılara köklendirmediğimiz şeyleri ektiğimizde havayla temas ettiğinde hava alma olayı var ya, hava alan bitki kökleri genelde geç kökleniyor, filizleniyor. Buradaki olay hava almadı. Yani streç filmin içinde hava almadan toprağın içinde kaldı. Orada daha çabuk kök saldı. Tabii toprağımız nemliydi. Ben bir tık daha nemlendirsem daha iyi olurmuş ama bu da bir yeni bir yöntem oldu. Yani güzel bir tecrübe oldu. Daha önce de bunun bir videosunu görmüştüm ben. Dal üzerinden streç filme sarıp köklendirme yapanlar vardı. O da güzel bir taktikti. Ben de böyle denedim. Bence güzel oldu.